أما دجاج ما جاء في الرقى والتمائم أسكالر لذا batıl rukyelerle ilgili gelen baptayız ve hala kaldığımız yerde devam edeceğiz. Şöyle hatırlatmakta yarar var. Çünkü Rabbim Tebareke ve Teala buyurduğu gibi فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Hangi hadisleri aldık? Dedik ki وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقِيَنَّ فِي رَقْبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أو قلادة إلا قطعت ديور مبير والنصر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة شرك وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه ديور والنصر شو اللي قال ذلك شو اللي ها ممكن بو حديث على جاز وعن رواه أحمد وعن رفيع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رفيعي لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع الدابة أو العظام فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه صلى الله عليه وسلم برضو يوب بيز بنو إلهاتك çünkü kim ismi zikredildiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçi olduğu gibi okumamız lazım ama dil alışkanlığı Muhammed ismi geldiği zaman mutlak manada sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi lazım. İşte fe inne Muhammeden beri'un minhu ve an Sa'id bin Cübeyr kâle men kata'a temîmeten min insanin kâne ke'adli rakabe diyor. Evet. Ve kavluhu şimdi burada kaldık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve kavluhu men akada lihyetihi. El lihye indel arab kanet la tukas ve la tuhlak. Kema enne zalik ehuve sünne. Lakinnehum kanu ya'kidune lihahum li esbab. Arabın yanında diyor, sakallar diyor, ne makasla kesilirdi ne de ustrayla diyor. Olduğu gibi bırakırlardı diyor. Ve hadihi sünne diyor. Bu sünnetin ta kendisidir diyor. Çünkü biliyorsunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman sakalından kesmiş, bir kıl bile kesmiş değildir. Aleyhissalatü vesselam. E hocam şimdi sakalımızı kesmişsek daha yere kadar gider. Hayır. Belirli bir şeyden sonra uzamıyor. Ve örnekleri çok. Birçok hocamız diyor ki ben 40 yıldan beri sakalımdan bir tüy bile almış değilim. Böyle olduğu gibi bazı bir yere geldikten sonra o duruyor yani dökülüyor. Ha çıkar binde bir. Bazıları istisnalar kaydayı bozmaz. İşte burada Arapların yanında diyor hiçbir zaman sakalarından ne makastan ne de nedir? Ustraydan almazlardı. Ve ya'kudûneha diyor. Bunlara düğüm atırlardı. Kimi buradan, kimi şuradan, kimi buradan ve sebepleri vardı diyor. Niçin? Çünkü işte seyyidil kavmi yotta işte soyuyla zenginliğiyle işte övünüyorlardı. Kibirlenerek, böbürlenerek. İşte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sakın böyle insanlardan olmayın diye bizleri uyarıyor. Bakınız günümüzde Yahudiler bu şekilde düğüm atıyorlar sakallarına. Şuradan, şuradan, buradan, buradan. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu cahiliye devrindeki olan müşriklerin adetleri bu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sakın bu insanların yaptıklarına kanmayın, düşmeyin. Kim böyle yapıyorsa ve Muhammedun beri'un minhu diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Ondan uzaktır. Yani o Muhammed'in yolu üzerinde değildir demek istiyor. Yani burada Muhammed'in beri ümmün yani yanlış kişi anlamasın. Yani Muhammed'in beri yani o adam kafir mi oldu? Yok. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselamın bu yolu üzeri değildir manasında çıkıyor. İşte diyor ki burada lehum esbab sebepleri vardır diyor ve bu sebepleri diyor hangileri? Minha el iftihar övünerek. Tamam mı? Ondan sonra vel azama büyüklenerek günümüzde böyle değil mi? Bazı zenginler, soylular, kabileleriyle, aşiretleriyle benim babam falan 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 kişinin oğludur diyor. Sen beni tanımıyor musun diyor. Övünüyor, kibirleniyor. Aynı şekilde müşrikler döneminde bu vardı. Fetecet ehaduhum ya'kud etrafaha. Onlardan bazıları diyor
bir yandan böyle düğüp atar diyor. Tamam mı? اَوْ يَعْقُدُهَا مِنَ الْوَسَطِ veyahut da ortadan bir düğme atar diyor. Sebepler var dedik ya. وَقَدْ عَقَدَ وُحْدَةً وَاحِدَةً لِيَعْلَمْ اَنَّهُ رَجُلٌ عَظِيمٌ. Yani neden şuradan bir düğüm, buradan bir düğüm? Bir düğüm attığı zaman bu adamın gerçekten büyük bir adam olduğunu bilsinler diye. Adetler böyle. Bir kişi böyle sakalını bir düğüm attığı zaman gerçekten bu adam zengindir, bu adam yücedir, bu adam yani firavundur. Ama İslam'da öyle bir şey yok. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Uyarıyor, sakın bu duruma düşmeyin ey ümmetim. Zaten Ömer radıyallahu anh demiyor mu? Künne ezillâ fe'azzenallahu bil İslam. Biz zelil idik, hakir idik.